Değerli dostlar, şu anda Karaksi yolu üzerindeyiz. 10-15 yıl kadar önce yapılan deprem afet evleri. Bakın sapasağlam. Buralarda normal yaşam sürüyor. Etrafta hep esnaflar. 6 Şubat köfte diye, bakın buna benzer iş yerleri açılmış. Bakın afet evlerinde hiçbir hasar yok. Bir tane takipçimiz Karaksi yolu üzeri 2. şok market tarafını çekmemizi istedi. Buraları çekelim. Bakın afet evler sağlam ama sonrasındaki 2. şok dedikleri alan şu hemen pembe beyaz binanın önü. Buralar hep yıkılmış durumda. Bazıları var aralarda yıkılmayan. Hemen şu taraftaki binaları da göstereyim sizlere. Aşırı bir sıcak ve toz var. O sebeple araç içinden çekim yapıyorum. Bilginiz olsun. Şurada enkaz kaldırma işlemi devam ediyor. Hemen şu tarafta. Buralarda yıkılmayan binalar da var. Az hasarlı. Bu binaları da ufak bir tadilatla tekrar, bakın şurada tadilatı yapılmış bir bina. Burada bir konteyner kent var. Şu binalar yeni yapılmıştı. Az hasarlı. Bakın tekrardan tuğla örülmüş. Yıkılan perde duvarların yerine. Tadilatlar yapılıyor. Yeniden faaliyete geçilecek. Buradan sonrasında zaten pek bir şey yok. Daha doğrusu apartman da yok buradan sonrasında. Birkaç tane ileride var. Onlarda da bir sıkıntı yok. Yani buradan sonrasında deprem yok gibi bir şey diyebiliriz. Şöyle göstereyim size. Bu gördüğünüz kamyonlarda kaldırılan enkazlar az ileride boş bir araziye dökülüyor. Orayı da sizlere şimdi göstereceğim. Bayağı bir kamyon var burada. Şehrin hemen hemen çoğu enkazı buralara getiriliyor. Kenardan gidiyor kamyonlar, bakın gördüğünüz gibi. Burası Karaksi yolu üzeri. Şimdi az sonra sizlere enkazların döküldüğü alanı da göstereceğim. Biraz yoğun bir kamyon trafiği var buralarda. Boydan boya hep kamyonları görebiliyorsunuz yol güzergahı boyunca. Evet, şu anda enkaz yığınının olduğu bölgeye geldik. Bu giden kamyonların döküldüğü alana geldik. Bayağı büyük bir arazi olmuş burası. Şurada bir tane villa vardı. Bakın villa da az hasarlı. Duvarları tekrardan örülmüş. Tamirat oluyor. İşte gördüğünüz ilerideki boş arazi, kamyonların çalıştığı yerler tamamıyla şehirden gelen enkazların döküldüğü ve düzlendiği alan. Orada bir su tankeri kamyonların üstüne su döküyor, toz çıkarmaması için. Etrafı görüyorsunuz. Kamyonlar buradan içeri giriyor. Yüklerine bakın, şurada su sıkıyorlar tankerden. Ve az ilerideki alana boşaltıyorlar, aşağı doğru geliyor. Burası komple kapanacak. Dökülen molozlarla düzlenecek, yükselecek muhtemelen. Çünkü şu ara bütün şehrin bu tarafını buraya döküyorlar, bakın. Komple enkaz. Tabi burada hurdacılar da aralardan hurda topluyorlar. Buldukları hurdaları enkazların içinden seçiyorlar hızlıca. Onlara da kimse bir şey demiyor. İzin veriyorlar. Gördüğünüz bakın buralara kadar kocaman bir arazi, bir futbol sahası kadar. Belki de daha büyük bir alan. Sadece enkazlar dökülüyor. Bakın şurada bir villa var. Bu villanın da duvarları çatlamış, dış duvarları. Gördüğünüz gibi. Ama villada herhangi bir hasar yok. Enkazlar buralara kadar dökülüyor. Burası bu kadar dostlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.